Aspor ekranlarından herkese merhaba. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat birlikteyiz. Sizi tabii ki dev maçla karşıladık. Trabzonspor Galatasaray mücadelesiyle konuşacağız bu karşılaşmayı. Enine boyuna kimlerle? Konuklarımızla birlikte Tayrı Beşer ve Mehmet Özcan var stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Melike. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Adana Demirspor Lazio kombini. Ya da Lazio evet. Bilmiyorum öyle denk geldi yani. Normalde bu arada ben Roma'ya gittiğimde çoğu futbol severin aksine Roma değil Lazio'nun o renkleri çok güzel Lazio. Güzel güzel. İşte doğru. Tam da bu renk. Evet. Öyle denk geldi. Tabii Roma'nın ki. Renkleri de güzel. Onu Galatasaray'dan yana kullanıyorum hakkımı. Hani ürün almak mı? Öyle bütün, söyleyeyim. Yanlış anlaşılmasın. Bütün renkler güzel diyerek, hiç kimseyi üzmeyerek pozitif başlayalım isterseniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yoğun bir kupa haftasını geride bıraktık. Yine yoğun bir Trendyol Süper Lig haftasına girdik. Hatta yani yine devam edecek Melik, onu da hatırlatalım. Evet. Haftaya da hafta arası lig maçları var. Evet. Hayır abi onu çoğunluk göz ardı etmişti. Sıkıştırılmış fikstür diyebiliriz tabii, bu bir tabii. ay içinde. 20 günde 7 maçtı. Ortasına geldik. Şimdi bu hafta özellikle yarın 4'te Fenerbahçe maçı, 7'de Trabzon Galatasaray maçı. Güzel bir hafta bizleri bekliyor. Evet, sizinle birlikte önce tabii ki dev maçı konuşarak başlayacağız ama günün maçlarına da geleceğiz tabii ki sevgili izleyicilerimiz. Ama önce dev maç diyelim. Trabzonspor Galatasaray maçı öncesinde iki takımda da eksikler var ve tahmin edemeyeceğimiz eksikler de olabilir. Son durum ne merak ediyoruz ama haberimizde notlara bir bakalım, sonra detaylandıracağız. Evet, şimdi tabii ben dün gece Savaş Çorlu vardı yayında. Hemen muhtemel sordum. Mehmet Özcan, seninle başlayacağım o yüzden. Icardi 11 beklemiyorum. Onu hemen evet, en sonda söyleyeceğiz, en başta ona söyleyelim. Ona gelelim. Hatta o zaman Barış Alper mi? Evet, bravo. Icardi'nin yerine tane. Diye konuştuk. Evet, yoksa eğer Icardi'li ihtimalde sol bek bekliyorum dedi tabii. Barış Alper'e. Ama Icardi yoksa işler değişir. Öyle mi diyorsun? Icardi yoksa hatta bir hatırlatma da yapalım. Tam bir sene önce bu zamanlar Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerken forvetinde Barış Alper oynamıştı. Henüz hazır olmayan Icardi son 15 dakikaya saklanmıştı. Ben benzer formülü bekliyorum Trabzon'da. Yani Barış Alper'in forvette başlayıp Icardi'nin oyunun gidişatına göre son 30, son 20 yani maçın ikinci yarısında şans bulmasını. Tabii bu denklemde sol bek kim? Bu soruyu da soracak. İzleyiciler doğal olarak çünkü Angelinho artık yani gitti gidiyor diyebiliriz. Sol bekte de Kazımcan, Barış Alper, Abdülkerim'di. Son Kayseri Spor lig maçını hatırlatayım. O maçı sol bekte Kaan Ayhan bitirmişti. Kupada da dinlendirildi. Ben sol bekte de Kaan Ayhan'ı bekliyorum Melike ama onun dışı bazı taşlar yerine oturdu Galatasaray. Nedir açalım? Mesela sezon başından beri 8 numara kim diyorduk? İşte Oliveira, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay. Hatta zaman zaman Endombele ve son dönemde de Berkan transfer edildi o bölgeye. Ama artık Galatasaray'ın 8 numarası net şekilde Kerem Demirbay. Yani Torreira Kerem Demirbay orta sahadaki ikili. Yine stoperde nasıl ki Icardi için hazır değil diyordum. Aynı cümleleri Davinson Sanchez için de kullanayım. Hoca zaten çok hazır görmediği için kupa maçında 11'de kullanmadı. Biraz daha zamana ihtiyacı var ve bu tarz Trabzon gibi deplasmanda o savunma kurgusu değişmez. Yani yine Mustera, önünde Nelson, Abdülkerim. Zaten sağ bekte de Sasha Boy. Kupa maçında dinlendirilmişti. Orta saha ikilisi yine Torreira, Kerem Demirbay. Yine Mertens 10 numara rolünde. Kerem Aktürkoğlu'nu kenar forvette. Diğer kenar zaten çok da alternatif kalmıyor. Zaha ya da Tetemen. Zaha'yı bekliyorum. Her ne kadar performansı şu aşamada istenen seviyede olmasa da. Tekrarlayalım. Takım öğlen saatlerinde muhtemelen şu an belki de son taktik çalışma yapıyor. 1-2 saate Trabzon kafilesi belli olur. Ben Icardi'nin gitmesini bekliyorum Trabzon'a ama tekrarlayayım. Dünkü idmanda da yani sonuçta kilodan ziyade sezon başı da çok fit değil. Takım aynı seviyede değil şu an koşu temposu. Onu net şekilde söyleyeyim. Ben o yüzden 11'i beklemiyorum. Bir de Okan Hoca sezonun ikinci yarısında bunu yaptı. Nedir? Yani Davinson Sanchez Nelson'dan çok daha iyi bir stoper ama Nelson'u kullandı oyuncusu %100 hazır hale gelene kadar. Evet yoksa Icardi'nin de forvette Barış Alper'i de kullansanız Halil de hatta Bakan mı da olsa hepsinden daha iyi ama işte 12 haftalık skor gücünün düştüğü periyot fiziksel olarak %100 olmadığı dönemdi. Yine aynı senaryo biraz bence bu sefer zaman zaman süreleri artarak 11'e monte edecek. Doğrusu da o. O yüzden tekrarlayayım Halil Dervişoğlu son dönemde oynamış forvette ama ben çok isteğini verdiğini düşünmüyorum. Evet. Artı
Barış Alper de şu an jokerliğin tamamen hakkını veriyor moral motivasyonla. Kendi kalesine gol atıyor, hücuma çıkıp telafi ediyor. Sağ bek oynuyor, sol bek açık, forvet ki Kayseri maçındaki kazanılan penaltının kahramanı da Barış Alper'di. Orada da skora etki etti. O moral motivasyon artı bir de geçen sezonki Fenerbahçe maçı bence akıllarda yer eder. Sonuçta oyun planı tamamen işlemişti. Ben Barış Alper'in forvette başlayıp Icardi'nin maçı bitirmesini bekliyorum. Şimdi Hayri Beşer'e dönmeden önce iki takımı bir arada konuşacağız. O yüzden Trabzonspor'da önemli bir gelişme. İki kadro dışı Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok. Trabzonspor'un açıklaması şöyle bir hatırlayalım neler olmuştu haberimizde. Trabzonspor'un da kadrosunu yaşananlarla birlikte değerlendirelim. Evet, ilginç kupa maçında öğrendiğimiz bir şey oldu böyle. Hoca da gerçekten şaşkın olduğunu dile getirdi aslında açıklamasında ve sonra bir resmi açıklama geldi. Ayrılık bekleniyor Hayri Beşer. Önce bununla başlayalım, sonra bunun ışığında bu mücadeleyi nasıl etkiler onları konuşalım. Ya işte, öncelikle çok üzücü bir durum. Özellikle Abdülkadir Ömür açısından hani sadece Trabzonspor'un değil Türk futbolunun da önemli umutlarından bir tanesinin bu noktaya gelmiş olması elbette ki hepimizi üzüyor. Şimdi hem hocanın açıklaması, hocanın açıklamasından sonra yönetimin almış olduğu tavır her şeyden önce müphem bir durum olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Yani burada bir netlik yok. Oyuncular sakat mı? Yoksa sakat olmadıkları halde kendilerini sakat olarak mı gösteriyorlar? İşte ayrılmak istedikleri için mi böyle davranıyorlar? Bu sorular tam anlamıyla cevabını bulmamakla birlikte belli ki burada bir kopuş süreci yaşanacak. Bunu net olarak görebiliyoruz. Ve tabii hani bu kopuş süreci iki oyuncu açısından da çok şık, çok sevimli olmayacak. Belki birçok kopuşlar öyledir ama hani Abdülkadir Ömür Trabzonspor'la özdeşleşmiş, Trabzonspor diyebileceğimiz bir figürdü. Yani reklam figürlerinin ana kahramanı olmuş. Trabzonspor'da rol model olabilecek. Bundan sonra Trabzonspor toprağından... Hocayla da iyi bir iletişimi vardı Hayri Beşer. Doğru. Değil mi? Yani hocada Abdülkadir Ömür'ü sıkıntılı dönemlerinde sahiplenmiş. Tekrar ayağa kaldırmıştı. Bütün bunları hatırlıyoruz. Tabii Abdülkadir Ömür'ün yani onun ötesinde hani sakatlıklara dayalı çok da sıkıntılı... Yani hiçbir oyuncu için arzu edilmeyecek bir hikayesi de oldu. Yani iki ağır sakatlık ve çok erken yaş döneminde henüz mental anlamda belli bir olgunluğa ermeden, henüz o yıldız apoletini tam anlamıyla takamadan bunları yaşadı ve bunları yaşadıktan sonra tekrar o yeteneklerinin karşılığını vermesi beklendi oyuncudan. İşte o beklentilerin altında kalmışlığın da bir etkisi olarak görebiliriz. Ama ben şunu söyleyeyim, hani biraz geriye sararak, Trabzonspor şampiyon oldu. Şampiyonluktan sonra Uğurcan'la ilgili sıkıntılar yaşandı. Hatırlayacaksın evet, işte Uğurcan'ın öncelikle sezon başlamadan önce bir transfer süreci yaşandı. Uğurcan ayrılmak mı istiyor? İşte abisi menajeriydi, ağabeyinin açıklamaları, gelen teklifler vesaire. Şöyle bir durum söz konusuydu. O zaman Uğurcan'la Abdülkadir Ömür Trabzonspor'da 8,5 milyon TL'ye oynuyorlardı. Yani Euro üzerinden hesapladığımız zaman o günkü rakamla 450 bin euro gibi bir rakama oynuyorlardı iki oyuncu. Ve Trabzonspor'da da yabancılar 2 milyon euro civarında kontrat yapmışlardı. Mesela Dansville'le yenilenen kontrat imza parasıyla birlikte 2,1 milyon euroydu. Ömür'ün ve Uğurcan'ın 450 bin euroya oynadığı süreçte. Şimdi sonrasında yönetim yani... Bu meseleleri halledecekti, büyük ihtimalle halletti ama ne boyutta halletti bilmiyorum. Yani işlerin buraya gelmesinde biraz böyle geriden gelen birikmişliklerin de ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama nihayetinde bir teknik direktörün bilmiyorum diye açıklaması yapması belki tecahülü arif sanatı olabilir Melike. Yani hani bilip de bilmemezlikten gelme diye bir şey bir, var ya. Bir mesaj olabilir yani. Mesaj olabilir. Evet. Ama hoca bilmiyorsa... Yönetim bilmiyorsa hocanın açıklamasından sonra gardını alıyorsa bütün bunlar üzücü. Ama şunu arzu ederim ben en azından bir kopuş olacaksa da Abdülkadir
ömürün kariyeri açısından hayırlı bir kopuş olur umarım. Çünkü oyuncu yetenekli ve hala da genç. Evet. Hala da çok fazla üzerine koyabilir. Bunu yapabilirse hala hani o büyük oyuncu olma adaylığı devam eder. Bir de şunu da hatırlayalım ki ya Trabzon'da kendi içerisinden çıkan oyunculara, işte altyapıdan yetişen oyunculara tepki her zaman fazla olur. Evet, yani yabancı oyuncu olmuyor. Yani dışarıdan evet, gelen hani yabancı derken hani yerli olabilir ama dışarıdan gelen yabancı zaten hani TC uyruklu olmayan oyuncular bu sıkıntıyı o bünyeden yetişen oyuncular kadar yaşamıyorlar. Bunun belki şöyle bir psikolojisi de olabilir. Yani türbündeki adam bazen kendini o altyapıdan yetişen oyuncunun yerine koyuyor belki de. Diyor ki ya aslında ben de yetenekliydim, ben de olabilirdim ama benim yerimde o oynuyor. Bir de üstelik hata yapıyor gibi bir bakış açısı olabilir. Ve Trabzonsporlular futbolu çok iyi bilir ve bildiğini iddia eder ya. En az ilgilisi bile. Doğru, Trabzonsporlar futbolu gerçekten bilir. Hatta ben şöyle bir olay yaşamıştım, hiç unutmuyorum. Trabzonspor Dinamo Kiev'le eşleşmişti. Ziya Doğan'dı teknik direktör. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazandı Trabzonspor. Ama ben de eleneceğini tahmin ediyordum ve bunu da dile getirmiştim. Elendi, 2-0 yenilerek elendi. Tabii Trabzon açısından o eleniş üzücü bir elenişti ama rakip takım teknik direktörü maçtan sonra Trabzonspor taraftarını anlattı bir müddet. Bu insanlar dedi futbolu gerçekten çok iyi biliyorlar. Ya ironi falan yapmadı yani o kadar etkilenmişti. Orada görev yapmak da çok zor o yüzden. Ya yani zor. Futbolcu için de teknik adam için de şehirde. İşte hele de o bünyeden yetişen bir futbolcu iseniz, daha da teknik zor. Direktör iseniz işiniz daha da bir zor oluyor. Sürekli başarılı olmak durumundasınız. Hatta başarı yetmiyor, o başarının çıtasını daha da yukarılara taşımak durumundasınız. Mesela 3 gol attıysanız 4.'yü atmayışınızın hesabı sorulabilir size. Şimdi böyle bir iklim, yani bunun güzel tarafları da var, işte sıkıntılı tarafları da var. Ama nihayetinde ya Trabzon'da futbol hayatın renklerinden bir tanesi değil. Hayatın en büyük rengi. Yani bunu bilmek lazım. Yani bunu bilerek bu işe talip olmak lazım. Ne kadar etkiler? Şimdi o muhtemel üzerinden de okuyalım. Az önce gelmişti ekrana. Yine isteyelim, yine gelsin. Yani iki takımda da eksikler var. Özellikle şimdi Icardi'nin yokluğunu konuşuyoruz. Onuçu'nun yokluğu. Özellikle Afrika Kupası'na giden çok oyuncu var Trabzonspor'da. Trezeguet'i de ekleyelim Melike. Tabii ki. İstatistiklere baksak Trezeguet'in de gol ve asist sayısı çok hatırı sayılır. Her zaman iyi, doğru. Evet, şu an biz şeyiniz dışında bir oyuncu benim gözüme çarpmıyor çok. Aynen öyle. Ekrana da geldi muhtemelimiz. Bakıyorum. Yani mevcut kadroda en olabilecek isimler var. Berat artık hep görüyoruz zaten 11'de. Dediği gibi Mehmet'in, Vişça, Enis. Onları bekliyoruz. Nasıl yorumlayacaksın Hayri Beşer? Yani ben buradan biraz okumakta Fontas. Fontas şey. Sayayım o zaman istersen. Ya, tam ekran geldi ekrana. Evet. Hı hı. Yani muhtemeli geçen haftadan çok farklı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Sayabilirsin Melike. Uğurcan kalede, hemen söyleyelim. Mehmetcan, Baniya, Benkoviç. Evet, ekrana da geldi. Eren, Berat, Mendy, Bardi, Vişça, Fontas, Enis. Ben bir araya girip sana şöyle pas atacağım Hayır abi. Hani hafızama güvendiğimden diyeyim. Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenen kadro. Uğurcan yine kaledeydi. Mehmetcan sağ bekti, penaltı yapmıştı. Banya oynamıştı. 3, Eren 4, Berat 5, Mendy 6, Vişça 7. Yani evet eksik var ama bu oyuncu grubunun 7'si Kadıköy'de sahadaydı. Ve Kadıköy'deki maça da Trabzonspor favori çıkmamıştı, hatırlayalım. Tabii ki. Ama tabii muhakkak o maçtaki Onuachu performansı, Pepe bir gol attı, Abdülkadir. Onlar eksik aslında. O maç skor yapanlar eksik şu an düşündüğümüz zaman. Evet, Onuachu, Pepe, Abdülkadir. Üçü ve stoperde de Dansville oynamıştı o gün. Ama Benkoviç'in o attığı duran top gol olsun, biraz moral motivasyon açısından şu an fena durumda değil en azından. Muhakkak ön tarafta eksikler var yani. Tabii ön tarafta eksikler var. Benkoviç zaten o süreçte oynamıyordu. Yani evinde oynayan bir takım için de ön taraftaki eksiklik birazcık Dansville'in olmayışı da bence bir eksiklik. Yani şu iki stoper ikilisi
arasında tercih yapacak olsam Dansville'i tercih savunma, ederim. Savunma aynı, onu hatırlatmaya çalışıyorum. Yok, savunmayı, Ayrı abi. Yani ön tarafta ne varsa değişiklikleri o anlamda hani eksikler. Şöyle Mehmet, yani Trabzonspor'un savunması genelde aynı ve yetersiz. Yani çok değişemiyor bu savunma maalesef. Yani ama oraya... şöyle araya gireyim. Berat'la Mendy'nin orta sahada oynadığı düzen o savunmaya nispeten çok iki haklısın. Tane altı olduğu için daha dengeliyor. Çok haklısın. Yani Trabzonspor'un hani kısır skorlarla yoluna devam etmesi ya da ortaya hakiki bir oyun çıkmamasının altında biraz da bu var. Yani eğlenceli, keyif veren oyun çıkmamasının sebebi aslında Trabzonspor ikili stoperle oynuyor. Yani bir savunmanın merkezinde iki stoper var. İşte bu maçta Benkoviç'le Baniya evet. oynayacak. Önlerinde de Mendy ile Berat'ı, aslında onları da yani stoperlerin önünde ön stoper olarak iki oyuncuyu da nitelendirebiliriz. Yani bu Trabzonspor'a daha fazla savunmacı kimlik kazandıran bir diziliş olarak karşımıza çıkıyor. Ama buradaki temel sıkıntı şu. Şimdi mesela Galatasaray'ın beklerini analiz etsek, mesela Abdülkerim'in yanılmıyorsam 5'in üzerinde golü var. Abdülkerim katkı sunuyor. Sağ ve sol beklerin çok ciddi katkısı var. Asist katkısı da var. Asistin ötesinde dolaylı olarak belki ön asist katkısı da olan oyuncular. Sürekli bindiriyor Saşa Boy. Ama Trabzonspor'un beklerinin gerek Eren olsun, gerekse Mehmet ya da Mehmet olmadığı zaman Larsen, henüz gol katkısı yok. Yani şu haftaya gelmişiz. Trabzonspor savunmacılarından Dansville oynamıyor, ondan bir gol katkısı almıştı. Baniya'dan henüz yok hatırladığım kadarıyla. Benkoviç'ten de bir gol katkısı aldı Trabzonspor. Bunun ötesinde savunmasından gol katkısı almıyor. Bu savunmanın önündeki ön stoper olarak nitelendirdiğim Berat ve Mendy'den de gol katkısı almıyor. Tabii burada Mendy ve Berat'ın iyi şeyler yaptığını da vurgulayalım. Hücumu zaman zaman hücumu olumlu anlamda, pozitif anlamda etkiliyorlar. Mendy'nin çok güzel şutları, direkten denen şutları ve elbette ki golü var bu oyuncunun. Berat'ın da var golü ama yeterli gol katkısı sunmuyorlar. Şimdi asıl eksiklik ön tarafta. Şimdi Abdülkadir Ömür'ün hani kadro dışı kalan bu oyuncuların yokluğundan çok fazla bahsetmenin bir anlam taşıdığını düşünmüyorum içinde bulunduğumuz süreç itibariyle. Çünkü varlığında da Abdülkadir Ömür performansı yeterli olmayan bir oyuncu durumuna düşmüştü. Evet. Şu moral düzeyiyle zaten çok şey verebileceğini öngöremeyiz. Umut Bozok maalesef zaten hani beklentilerin beri, evet. çok çok altında kaldı. Hani yeterli fırsat bulabildi mi diye bir soru sorabiliriz. Karşılığında da cevap şu, bulduğunda karşılığını veremedi. Yani böyle bir sıkıntı var. Burada bence Onaçu'nun yokluğu çok çok önemli bir eksiklik. Hani Enis Destan, hani önemli şeyler vaat eden bir oyuncu, bir forvet profili gibi gözüküyor ama hani Trabzonspor ağırlığının henüz altında duruyor. Yani bir ek yapalım. Enis'in en büyük avantajı şu Melike. Onaçu'nun yıprattığı rakiplere karşı son 30 dakikada oyuna giriyorsunuz. Yani tıpkı zamanında evet. Semih Şentürk'ün Fenerbahçe'de, Sinan Gümüş'ün Galatasaray'da. Yani orada o forvetler yıpratıyordu. Size 30 dakikada ve biraz skor yapıyorlardı, oyun aklınız varsa zaten tabela yapıyorsunuz. Enis'in evet. bir avantajı oydu. Onaçu öyle bir oyuncu ki kendisi gol atmasa da etrafına servis yapıyor. Bir en kötü rakip savunmayı çok yıpratıyor. Çok yıpratıyor. Peşini alıyor, taşıyor. Sağa götürüyor. Sola götürüyor, öne çekiyor filan, hakikaten yoruyor. Ama Enis akıllı bir oyuncu. Hani bunu söyleyelim. Henüz o olgunlaşma olma süreci devam ediyor. Hani ne kadar olur onu çok açıkçası kestiremiyorum. Ama şunu söyleyeyim özetle. Hani Trabzonspor'un kadrosu, yani Galatasaray karşısında yeterli bir kadro değil. Yani ideal kadro olarak da çıksa Trabzonspor'a favori demekte zorlanırız. Hani günün performansı ayrı bir şey. Ama mevcut kadronun ben hiç yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ama Fenerbahçe maçı öncesinde de Trabzonspor favori değildi. Değildi. Şimdi bir de Abdullah Avcı faktörü tabii ki. Haberimizi bir izleyelim. Büyük maçlardaki performansına bakalım Trabzonspor teknik direktörünün. Sonra değerlendirmelerimiz oyuncu karşılaştırmalarıyla sürecek. Evet, seninle devam edeyim. Evet, eksikler, favori gösterilen takım, favori olmayan takım vesaire, bunların hepsini değiştiren bazı faktörler var. Bazen bir oyuncudur bu. O oyuncu belirler her şeyi. Bazen de bir hoca faktörüdür. Şimdi Trabzonspor'da
alıştığımız Abdullah Avcı etkisini yine görüyoruz. Öyle tabii. Hani gollerle uçan kaçan ki kadro gereği çok mümkün görünmüyor. Öyle bir Trabzonspor yok ama kazanan, kazanma alışkanlığını bir şekilde elde etmiş bir takım ortada ki oyun beğenilmese bile. Sen nasıl yorumluyorsun? Bielisa'nın bile Beşiktaş galibiyeti var bakarsak. Evet. Yani o ister istemez Ünal Karaman'la başlayan, daha sonrasında da Abdullah Avcı'yla perçinlenen bir İstanbul'un büyük takımlara karşı Trabzonspor'un iyi futbolu var ki Abdullah Hoca'nın Başakşehir kariyerini irdelersek dört büyüklere karşı her zaman ters sonuçlar. Başakşehir'le yine olumlu sonuçlar almasını bilmişti. Biraz da futbolun değişen yapısı, oyunların daha böyle stratejini kaybetmeme üzerine kurulması, 0-0 beraberliğe kilitlenen oyunlar, Abdullah Avcı tarzı, Lucescu tarzı düşünün yani böyle sayarsak. Bu tarz evet. Teknik adamların sevdiği oyun tarzları ama Abdullah Avcı'nın rakibi Okan Buruk'un da çok iyi bir büyük maç performansının olduğunu hatırlatalım. Yani Galatasaray'da ikinci yılına giriyor. Tek yenilgisi Beşiktaş deplasmanı ki orada da yani oyuna müdahale yapıyordu. O sırada golü yemişti. Oliver yerine Mitro'yu koysa belki o maçı da beraberle kitleyebilirdi Okan Hoca. Onun dışı işte en son yine Fenerbahçe'nin daha istim üstünde olduğu Kadıköy'deki derbi oyun tamamen Galatasaray'daydı. Ben yine yarın da denk bir oyun bekliyorum. Beraberlik ihtimali elbette bu maçta yine ağır basıyor ama Hayri abiye katılıyorum. Trabzonspor'un eksikleri özellikle ona açıyor. İster istemez oyunun şeklini hani bir taraf galibiyete yakın olacaksa o taraf Galatasaray olur diye tahmin ediyorum. Burada da tekrarlayayım seyirci avantajına rağmen önemli eksikler. Sırf Onaçu demiyorum. Trezeguet de bence önemli eksik. Abdülkadir başlı başına bir süreç. Yani burada tabii oyuncunun da şöyle bir eleştireceğiz. İrfan Can Kahveci de çok sert eleştiriler aldı. Ayağa kalkmasını bildi yani. Yetenekli oyuncudu İrfan Can. Hatırlayalım sezon başı 5-0 kazanılan bir ön eleme maçı olabilir miydi ki? Gol attı maç yuhlandı İrfan Can. Ama sonra oynuyor oynuyor kendisini kabul ettirdi tekrardan taraftara. Evet. Abdülkadir'e gelirsek de o hikaye 2 sene önce ben stat'taydım. Galatasaray 2-0 öne geçmişti. Hoca Abdülkadir oyundan aldı. Abdülkadir ağlamıştı. Sonra da Abdullah Avcı maç sonrası açıklamasında bu takım şampiyon olacaksa Abdülkadir'le olacak deyip evet, bir sonraki hafta 11'e koyup performans almıştı. Tüm bunlardan bağımsız oyuncuya şöyle bence haksızlık ediliyor. Trabzonspor Abdullah Avcı'nın geçen sezonki ayrılma süreci, Bielisa dönemi, Abdullah Avcı'nın geliş dönüş süreci. Oradaki bir yıl çok kötüydü işte. Konferans Ligi'den de elendi, kupadan da elendi, Ankara Gücü maçları vesaire. Bence Abdülkadir kötü oynamadı bu süreçte. Yani biraz kötü takımın kurbanı oldu. Ben performansını mesela Uğurcan kadar sallandığını düşünmüyorum. Uğurcan çok net hatalar yaptı bakarsak. Ama yine tabii ki doğal olarak kredisi, kalitesi ortada. Abdülkadir orada biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum açıkçası. Ben gol ve asistlere yansımamış olabilir ama oyun içinde çok vardı. Mesela Kadıköy'deki maçı da hatırlayalım orada Pepe'nin golü. Hep çünkü savunma rolü de aldı. Oyuncu çok böyle on numara gibi oynamadı. Defans yapmak zorunda kaldığı için de hücum hattında o asistlere, gollere enerjisi biraz kalmadı diye düşünüyorum. Ama artık gelinen nokta bu sanki 3. 4. kez böyle bir taraflar arası bir gerilme söz konusu. Kadro dışı kararı bu saatten sonra da ben biraz Bakasitas'ın işte gidiş sürecini görüyoruz. Sanki yurt dışı olacak gibi Abdülkadir'de. Bir de tabii şunu da ekleyelim Melike. Euro 2024 işte Samet Akaydın o yüzden hemen reaksiyon alıp Panathinaikos'a gitti. Rıdvan bu sefer Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Biraz ha. Avrupa Şampiyonası aday kadroda olma isteği de var bence burada. Sanki artık hani Abdülkadir ve Trabzonspor için doğru olan ayrılık gibi geliyor. Keşke zamanında o yüksek rakamlarla teklifler değerlendirilseydi ama yapacak bir şey yok. Evet, şimdi biraz oyuncu karşılaştırmalarıyla devam edelim. Yine Abdullah Avcı ile ilgili düşüncelerini alacağım ayrı beşer ama grafiklerimiz var. Her iki takımın oyuncularını karşılaştırdığımız bu vesileyle de oyuncular üzerinden daha detaylı yorumlar yaparız. Kaleden başlayalım. Bir tarafta Uğurcan, diğer tarafta Muslera. Maçları aynı, maç sayıları eşit. 19'ar maçı var. Ekranlarınıza da geldi. Gol yemediği maç sayısı 5'e 10. Yedikleri gol sayısı 20'ye 11, kurtarış sayısı 54'e 46, kurtarış yüzdesi %73'e %81, topu oyuna sokma %92'ye %70. Evet, Hayri Beşer. Şimdi Muslera'nın ağırlığı gözüküyor ama topu oyuna sokma daki Uğurcan istatistiği hakikaten beni biraz şaşırttı. Bu kadar yüksek beklemiyordum, bu kadar fark da beklemiyordum. Demek ki Uğurcan hani sıkıntılı görünen o tarafıyla ilgili bir gelişim sürecinde. Yok onu direkt şeye yazalım Hayri abi. 2 metrelik ona şöyle yazalım.
attığı toplar gidiyor. Bence onunla da etkisi var. Yoksa Uğurcan'ı çok ayak tekniğiyle fena değil bu arada. Onu da söyleyelim. Hani bizim işte Rüştü Reçber, Volkan Demirel gibi milli kalecilerle kıyaslarsak onlardan daha iyi de. Öyle bir Cordoba değil, bir Mert Günok değil tabii. Ha, Taferel değil ya da. Tabii. Ama yine de beklediğim istatistik ben değildi. Ben ona şey etkisi diyorum. Ya ona şu etkisi olabilir tabii ama yine de o şeye yani %80'den 90'a çıkarmış. En ön tarafa vurmak önemli. Yalnız şu da var. Hani burada iki takım arasındaki kalite farkında dikkate almamız gerekiyor. Hatta savunma kalitesi farkında dikkate almamız gerekiyor. Yani Muslera zaten yıllardan beri çok az sezon vardır. Ya da sezonlar içerisinde dalgalandığı dönemler vardır. Genelde başarılıdır Muslera. Yani Muslera'daki o başarı istikrar çizgisini yakalamak kolay kolay çok az kaleciye nasip olabilecek bir şey. Bunun altını çizelim. Belki mesela iki sene önceki Uğurcan'la Muslera'yı karşılaştırsak daha denk görebilirdik. Ama şu var, hani Muslera'nın ağırlığını istatistikler ortaya koyuyor. Bununla birlikte Uğurcan'ın bazen maç performansları çok çok iyi olabiliyor. Yani belki Uğurcan bu maçta çok çok iyi bir performans ortaya koyacak. Aynı şeyi zaten Muslera için de söyleyebiliriz. Ama sezon özelinde baktığımız zaman evet Galatasaray kaleden ve kaleyle birlikte savunmadan yana Trabzonspor'dan daha avantajlı. Evet Özcan. Bir ara dengelemişti Uğurcan. Yani evet, Muslera'nın sallandığı dönemde ligimizin en iyi kalecisi diyordum ama 2022'nin sonuyla birlikte Muslera tekrar 2 senedir bu ligin net şekilde yine en iyi kalecisi 37 yaşında olmasına rağmen. Hatta öyle bir performans sergiliyor ki Melike. Galatasaray'ın bence çok da artık sezon sonunu beklemeden sözleşmesi uzatması her taraf için hayırlı olabilir. Çünkü kolay değil o kalecideki değişimde tekrar yeni bir Muslera bulabilmek. Performansı çok çok iyi. İstatistiklerde gol yemediği maç sayısına yansımış. Bunun da sebebini tekrarlayalım. Önünde iyi stoperler oynadığı zaman Muslera kolay gol yemiyor zaten. Arada çok sıkıntılı stoperlerle de oynadı. Çeju aklıma geliyor. Yıllarca Galatasaray'da kalmıştı. Yine Semih Kaya da bireysel hata yapan bir stoperdi. Uzun süre oynamıştı önünde. Luyendama ama keza öyle ki yeni kontratı feshedildi. Muslera'nın siz önüne Ulfa Lüji'yi, Marco Ayo, Abdülkerim Sanchez'i Nelson'u koyduğunuz zaman zaten performans verir. Peki devam edelim savunmacılarla. Benković Abdülkerim karşılaştırmamız var. Ekrana da geldi. 11 maçı var Benković'in, Abdülkerim'in 18 maçı var. Gol sayısı 2'ye 3, dribbling 0.0'a 0.6, top kapma 0.2'ye 0.8, hava topu kazanma 2.2'ye 3.6, ikili mücadelede %72'ye %61. Şimdi ligin en iyi yerli stoperi desek herhalde kolay kolay kimse itiraz etmez Abdülkerim için. Hayri Beşer seninle başlayalım. Ben hiç etmem. Bence kesinlikle öyle. Konya'dan itibaren muazzam performans gösteriyor ve Marco Han'ın da yerini dolduracağı, hatta önüne geçeceği kanaatindeyim. Ben önüne geçtiğini düşünüyorum. Çok net. Görüşler farklı olabilir. Şunu söyleyeyim, buradaki hani maç sayıları ilk 11 mi yoksa işte dakika aldığı süreler de mi dahil edilmiş? Yani Benković, Abdülkerim maç sayısı, yani evet Abdülkerim önde ama Benković 11 maç oynadı mı tam ondan çok emin olamadım. Dribbling denemesi yok, onu söyleyelim biraz ya, oyun tarzını özetliyor. Ya zaten hani birisi stoper, birisi stoper artı, yani aralarında çok böyle bir fark var. O dribbling olayı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Hava topu kapmada Abdülkerim çok bariz önde. Ya ikili mücadelede Benković'in üstünlüğü belki Abdülkerim'in riskli bölgelerde de mücadeleye girmesinden kaynaklanıyor olabilir. Yani sadece kendi sahasında değil, zaman zaman orta sahada, hatta ön tarafta da mücadeleye giriyor. Orada da ben bu denli bir fark olabileceğini düşünmüyorum. Benković, ya evet kötü bir stoper diyebilir miyiz? O ifadeyi asla kullanmam ama Abdülkerim'le kıyaslanacak bir stoper değil. Evet, Mehmet Özcan ne diyecek iki isim için karşılaştırmalarımıza? Evet. Abdülkerim çok çok iyi bir stoper. Artı Abdülkerim yanındaki sol beki de dengeleyen, yani sol bek için de şans. Zaten Ferdi ile birlikte bir Almanya maçı oynadılar. Aradaki farkı gördük. İkisi maça damgasını vurdu. Çok çok Galatasaray'da futbolunu geliştirdi. 94 doğumlu, 29 yaşında, 30 yaşına girecek Melike. Yani 25-26 yaşında bu seviyelerde olsaydı İtalya'da çok böyle yüksek bonservisli transfer de yapardı, öyle söyleyelim.
Yabancı sınırından bağımsız şu an Galatasaray, yani yabancı oyuncuya bile değişmez Abdülkerim'e. Öyle evet. söyleyeyim. Peki devam edelim karşılaştırmalarımızla. Mehmetcan ve Sasha Boye gelecek şimdi de. 14 maçı var Mehmetcan'ın. Sasha Boye'nin 18 golü yok Mehmetcan'ın. 1 golü var Boye'nin. Pas isabeti %75'e %83. Dribbling 0.6'ya 1.1. Top kapma 1.8'e 1.3. İkili mücadelede %66'ya %51'lik bir oran söz konusu. Bu sefer seninle başlayayım Mehmet. Bir golü ekleyelim. Ben istatistiklere önem bazen veriyorum. İki gol diyelim. Ankara Gücü maçında çünkü gol Sasha Boye yazar. Çizgide yazar, bir evet. Ankara Gücü'yle oyuncunun dokunuşu oldu ama o golü Kendi yaratan isimdi. Evet. Artı Şampiyon Ligi'ndeki hikayeyi de başlatan isimdi. 2-0'lık Kopenhag maçında skoru 2-1'e getiren golü atması çok değerliydi. Galatasaray o grup macerasına yenilgiyle başlasa belki de o heyecanını son düdüğe kadar yaşayamayacaktı. Bu sezon skor katkısı vermeye de başladı. Zaten oyunu çok ben skor aramıyorum Sasha Boye gibi oynadıktan sonra. Sürekli ön tarafı zorluyor. Oyunu rakip sol beki, rakibin sol açığını ya da şöyle söyleyelim işte bu sezon Tadiç performansını beğeniyoruz. Sasha Boye karşısında izledik mesela. Bir şey yapamadı. O da çok normal. Yaş olarak Sasha Boye kolay kolay ezilmiyor zaten. Ben bir Höylund'u hatırlıyorum böyle birebir mücadelede Sasha Boye çok net üstünlük kurduğunu. Çok çok iyi. Evet orta isabet oranı diyebiliriz. İşte Barış Alper'in, Kaan Ahyan'ın da son dönemde Galatasaray'ın sağ bekini gördük. Belki de Sasha Boye'dan forvetleri daha isabetli ortada açıyorlar ama tempo olarak bence tam günümüz futboluna birebir uyuyor. Mehmet Can'a gelirsek çok iyi başladı sezona. Hatta Bielisa'nın tek Enis'le birlikte iki armağanından biri diyebiliriz. Yani, orada bir yerli oyuncuyu tercih etmesi. Sonuçta Larsen'in kariyeri ortadayken. Fenerbahçe maçındaki penaltılar biraz deşifre etti Mehmet Can'ı. İster istemez o büyük maç performansı biraz özgüvende erozyon uğratıyor sizi. Yoksa evet yani Mehmet Can'ı izlerken de bu oyuncu altyapısını yurt dışında almış diyorsunuz ama tekrarlayayım Fenerbahçe maçından sonraki süreç çok iyi gitmedi Mehmet Can'ın. Evet Hayri Beşer sen Mehmet Can Sasha Boye karşılaştırması için neler söyleyeceksin? İstatistikler ekranda. Şimdi yine bu iki oyuncu arasında büyük fark var. Evet. Ama Mehmet Can'ın da hani umut veren, hani gelişim gösterebilecek bir bek olduğunun altını çizelim. Hani ofansif özellik itibariyle kendisini yeterince gösteremedi. İyi bir çıkış yaptı. Yani mücadeleciliğiyle, oyunun sürekli içerisinde olmasıyla zaten işte Larsen'den de formayı almasıyla alkışı alan, beğeni toplayan Trabzonspor'un yükselen isimlerinden bir tanesiydi. Mehmet çok doğru söyledi. Fenerbahçe maçındaki hataları çok majör hatalardı ve onlar onu geriye iten hatta formadan uzaklaştıran, ilk 11'den zaman zaman uzaklaştıran hatalar oldu. Yine ilk 11'i alıyor gibi ama şimdi Trabzonspor, işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımların bekiyseniz sizin mutlaka ofansif katkınızın yüksek olması gerekiyor. Yani ikili mücadelede istatistik olarak önde olmak kafi değil ki. O önde oluşun biraz daha kendi sahanızda daha ziyade oynamakla da ilgisi olduğunu düşünüyorum. Aynı Abdülkerim örneğinde verdiğim gibi. Şimdi burada Mehmet Can'ın bir gelişim göstermesi gerekiyor. Oyun bilgisi itibariyle gelişim göstermesi gerekiyor. Aynı şekilde pozisyon itibariyle gelişim göstermesi gerekiyor. Boy'la ilgili şunu söyleyeyim. Ya muazzam, yani dünyanın her takımında oynayacak atletizme sahip bir bek olarak, hani dünyanın her takımında oynayamazsa şu sebepten dolayı oynayamaz. Mehmet'in altını çizdiği husus. O topları biraz daha iyi kullanabilmesi lazım. Yani koordinat vererek kendi arkadaşlarıyla buluşturabilen o meziyeti de görebilsek onca bence dünyanın en büyük majör takımları dahil hepsinde oynayabilecek özelliğe sahip, dayanıklılığa fazlasıyla sahip diye düşünüyorum. Peki şimdi devam edelim. Berat Torreira karşılaştırması. Ne olursa olsun tabii isimlere bakınca biraz favori tarafın Galatasaray olduğunu. Çünkü çoğu oyuncu geçen sezon şampiyonluk yaşayan oyuncular. Performansı yüksek oyuncular ama böyle büyük maçlarda her şey değişebiliyor elbette. 15 maçı var Berat'ın. Torreira'nın 18 gol 1'e. Torreira'nın golü yok. Asist Berat'ın yok. Torreira'nın bir asisti var. Pas isabeti 84'e 89, top kapma 1.5'e 1.3, ikili mücadele %57'ye %55. Mehmet Özcan, son birkaç maçtır bir düşüş olduğu konuşuluyor Torreira'da. Sen katılıyor musun buna? Bir de dün akşam ESPN Uruguay'ın bir haberi paylaşıldı. Biz de burada yorumladık. Boca Juniors'a bir
yeşil ışık yaktı ama benim şahsi yorumum bir gidiyorum mesajı değil bu. Sadece özel de bir durumu var. Ben orada bir mesaj olduğunu düşündüğümü söyledim sadece. Takıma da bakın gitmiyorum ha sakın yanlış anlamayın der gibi arada satır aralarında ifadeler bilmiyorum ben okudum. Sen ne diyorsun? Şimdi Icardi bir fenomen oldu. Icardi fenomeni varken de bazı oyuncular geri planda kalıyor doğal olarak. Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunun çok net şekilde Torreira'nın da etkisi var. Yani işte Berkan Taylan çıkaldığı orta saha Torreira'lı düzene geçtiğinde sınıf atladı. Çok özel bir oyuncu. Felipe Melo'yu izledik Galatasaray'da son dönemde. Fernando'yu izledik. Torreira da bu sınıfta. Bir detay daha aktaralım Melike. Türkiye'ye çok iyi uyum sağladı. İstanbul'daki yaşamı, özel hayatına. Ben ki yani bir tane arada haber de atladım. İstanbul sokaklarında lokasyonla verelim. Çeliktepe semalarında fotoğrafı vardı Torreira'nın. Evet. Orada sonra sohbet ettiğim kişiler söyledi. Kendisine yemek taşıyan bir kuryeye söz vermiş sana forma getireceğim diye. Gidip o formasını teslim ediyor. Yani böyle Türk insanıyla arasında güzel bir bağ kurduğunu da görüyorum Torreira'nın. Sana şu anlamda da katılıyorum. Evet son haftalar düşüş var ama onu biraz şöyle yorumlayacağız. Yanındaki 8 numaralar sürekli değişti. Artı lig Avrupa ekseninde hiç dinlenemedi. Bir tek cezalı olduğu maç Torreira dinlenebilmişti. Şimdi Kerem Demirbay'ın toparlandığını düşünürsek tekrardan eski ligin ilk yarısındaki alıştığımız Torreira'yı izleyebiliriz. Bu kıyaslama Torreira Berat'ın önünde ama tam tersi Mendy de Torreira'nın yanındaki partneri üstünü kuracak. Yani dengeli bir orta saha diyebiliriz. Nispeten savunma ve kalede Galatasaray bir adım önde olsa da orta sahalar ben Mendy Berat'ın bu tarz maçlar için fena ikili olmadığını düşünüyorum. Hayri Beşer. Şimdi iki oyuncuyu karşılaştırdığımızda yine Torreira'nın genel anlamda ağırlığını rahatlıkla görebiliyoruz. Son haftalardaki düşüş de yani Mehmet'in söylediği gibi aşırı maç temposu, yorgunluk birçok şey söylenebilir işte. Yanındaki oyuncuların belki yeterince onu desteklememesi. Çünkü çok geniş alanda bazen savaşmak durumunda kalabiliyor Torreira. Çok farklı alanlarda topa bastığını görüyoruz. Berat daha durağan, daha statik. Ben çok özür diliyorum Ayra abi. Şunu sen dedin ya geniş alan. Basın tribününde çok görüyorum. Hatta bazen Galatasaray maçları sanki bir halı saha maçı gibi görüyorum. 5'e 5. Başka oyuncu olsa Torreira'nın çok jest mimiklerle takım arkadaşlarına tepki de gösterebilir. Çok pozitif o anlamda. İki kişilik oynamak durumunda kalıyor. Etrafı çok boş kalıyor. Doğru. Yani bu da oyuncunun işte bak mesela ikili mücadele deyince aklımıza gelebilecek bir isim. Burada Berat'a üstünlük sağlamadığını görüyoruz. Sebebi şimdi, çok giriyor. İşte enerjisi düşerek giriyor. Evet yani bu sebeplerden bir tanesi bu durum. Ama yine de hani işte bu tür maçlar belli olmuyor. Fenerbahçe maçında gol attı mesela Berat. Yani Berat'ın biz gol attığını çok fazla görmüyoruz. Yani şafak vakti falan kapmak lazım ya Berat gol attı demek için. Çok az gol atan bir oyuncu. Aslında o meziyeti var yani şütör bir defansif orta saha olarak ben onu tarif ederdim. Trabzonspor'a geldikten sonra şut atmaktan kendini uzaklaştırdı. Herhalde o işleri Bakasetes'e havale ettiği için olsa gerek. Yani maç performansı belki hani Berat'ı bu maçta hani öne geçirebilir. Onu da çok açıkçası mümkün görmüyorum ama yine Mehmet güzel bir şey yakaladı. Orada bir Mendy faktörü var. Mendy bu anlamda aslında Trabzonspor orta sahasına güç katan, enerji katan, direnç katan oyuncu. Onun yanında oynayan oyuncu da biraz Mendy konforunu yaşar diye düşünüyorum. Bu açıdan hani Berat'ın avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu tarz bir avantajı olabileceğini söyleyebiliriz. Yani bir de Berat'ın biraz ağır olmamakla birlikte böyle diagonal pas, uzun pas, zaman zaman derin pas özelliği de var. Hatta bir miktar geliştirse bu özelliğini bence katkısı ve parladığı, göze battığı maç sayısı artar. Peki şimdi Vişça Kerem diyelim. İki oyuncuya bakalım. 19'ar maç var. İkisinin de maç sayısı eşit. 3 golü var Vişça'nın. Kerem'in 5 golü. Birbiriyle daha böyle rahat karşılaştırabileceğimiz oyuncular diye düşünüyorum. 4 asisti var. 5 asisti var Kerem'in. 0.5 isabetli şutu. Vişça'da 0.8. Kerem'de isabetli orta 1.3'e 1.7. Dribbling 0.6'ya 0.9. Alın size karşılaştırma. Hayır Beşer. Ya aslında yani şu ana kadar karşımıza gelen yine en denk, yakın denklikte evet, olan en oyuncular denk tabii. Bir tarafta gençlik, dinamiklik, evet. Enerji, hırs. Bir tarafta da tecrübe, akıl, yetenek, yüksek oyun görüşü. Hani birini böyle, birini öyle tarif edebiliriz diye düşünüyorum.
Ben şunu söyleyebilirim. Kerem'in Galatasaray'a katkısı çok fazla. Şurada istatistiklerde de görünüyor. Ligde yaptığı, kupada yaptığı, Avrupa'da yaptığı. Her zaman hani yaptıklarının da bazen tribünlerden karşılığını alamayan bir oyuncu olabiliyor. Ya da hatalarına daha az geri, tolere ediliyor. Evet, hataları daha az tolere edilen, daha fazla göze batan bir oyuncu olabiliyor. Bunlar var. Vişçe ise şöyle tarif edeceğim. Yani bence performansının doruklarında değil, yani epey de aşağılarda performans olarak. Hani onun vücut dilinde ben fit bir durum görmüyorum. Ama sorumluluk alıyor, aklını çok iyi kullanıyor. Trabzonspor'un ihtiyaç duyduğu liderliği sergiliyor. Bir de çok güzel servisler yapıyor. Yani kenar ortaları anlamında ligimizin en iyilerinden bir tanesi hala. İşte zaman zaman yaptığı ortalarla attırdığı goller. Ya da işte onun getirdiği topların oluşturduğu pozisyonlar vesaire çok dikkatimi çekiyor. Bu yönüyle hani ben yani Kerem'in, Galatasaray'ın Kerem'e duyduğu ihtiyaçtan Trabzonspor'un Vişçe'ye duyduğu ihtiyacın daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Hayır Beşer, devam edeceğiz. Mehmet Özcan'a da soracağım ama bir araya gitmemiz lazım. İkinci dilimde değerlendirmelerimiz sürecek. Evet, Taran'ın ardından ikinci dilimde yeniden birlikteyiz. Vişça Kerem karşılaştırmasında sözü Mehmet Özcan'a da verecektim. Artık Trabzonspor Galatasaray maçının notlarını şöyle yavaş yavaş toparlayacağız tabii ki. Mehmet Özcan. Gönül isterdi ki bir Onaçu Icardi kıyaslaması yapmak, yapamıyoruz. Onaçu yok, Icardi'nin durumu belirsiz. Ben yedek olmasını bekliyorum. Kerem, evet, benim Icardi'den sonra iki numara Galatasaray'da, yani bence önem sırası olarak hücumda o etkinliği. Hı hı. Artı ben 10 numarada da kötü iş çıkarttığını düşünmüyorum Kerem'in o hareketli yapısıyla. Sürekli oyun içinde, pozisyonların içinde. Bir de futbolcu şansı da hep yanında, çünkü o şansı kendi yaratıyor. Hep doğru pozisyonlarda bulundu, bu dönen toplarda hep tehlikeli aksiyonun içinde yer almasını biliyor. Vişça biraz daha oyun aklı ama iki oyuncunun bir benzer özelliğini söyleyeyim. Vişça'nın tıpkı Başakşehir dönemi gibi Kerem'in de Galatasaray'da maç kaçırmıyorlar. Vişça zaten bu düşüşü bence Trabzonspor'da peş peşe yaşadığı iki sakatlık, yani biri böyle çok şanssızlık diyebiliriz, o elinin kırılması. Ondan sonra biraz düşüşe geçmişti. Ama örnek verelim, Fenerbahçe derbisi sol açığa koydu Abdullah Hoca. Sol ayağıyla onu açıyor. Kilidi açan asisti yapmıştı. Önemli bir oyuncu. Yani Kerem de aynı şekilde Galatasaray'dan. Hatta yarınki maçı kafamızda oynayacaksak Trabzonspor'un en önemli hücum silahı Vişça, Galatasaray'ın da Kerem Aktürkoğlu. Bunu net söyleyebiliriz. Evet, toparlayalım o zaman. Gelelim teknik adamlara. Bitirecekken onu da paylaşmış olalım, havada kalmasın. Abdullah Hoca'yı konuşmuştuk. Evet, Okan Hoca istatistiklerle istiyorsan. Bakalım. Abdullah Avcı ve Okan Buruk'un istatistikleri geldi ekrana. İkisi de gerçekten önemli isimler Türk futbolu için. Şampiyonluğu var Abdullah Avcı'nın da, kupaları var. Okan Buruk zaten artık hani böyle örnek gösterilen isimler arasına yerleşmiş durumda. Önce seninle başlayayım. Hayır Beşer. Ya iki değerli teknik adam. Tabii ki Abdullah Avcı'nın tecrübesi çok daha fazla. Evet. Okan Buruk da yani ligimizin, Türk futbolunun... Artık o da tecrübeli kategorisine girdi tecrübeli bence. Tecrübeli kategorisine giren ama daha alacağı yol olan, büyük işler yapma istidadı gördüğüm. Evet. Önemli teknik adamlarımızdan bir tanesi. Keyifli bir karşılaştırma. Aslında hani şey açısından Mehmet'in de altını çizdiği husus önemli. Büyük maç performansı açısından Abdullah Avcı'ya rakip olabilecek isimlerden bir tanesi. Tabii ki Okan Buruk'un bu anlamdaki serüveni çok daha kısa olmakla birlikte çok iyi iş çıkardı şu ana kadar büyük maçlarda genel itibariyle. Şimdi Abdullah Avcı'nın işte Başakşehir, hatta Büyükşehir yıllarına gittiğimizde büyük maçlardaki performansını görebiliyoruz. Bu sezon Abdullah Avcı ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Tabii ki geldiği süreci dikkate almamız lazım. Kendisine teslim edilen kadroyu dikkate almamız lazım. Onun için idealize edilecek bir kadro devralmadı. Ama Trabzonspor'u izlerken de yani bence ben de açıkça dile getireyim bir futbol sever olarak, yani bu işin temaşa yönünden keyif alan birisi olarak Abdullah Avcı'nın şu anda Trabzonspor'a oynattığı futbol bana da keyif vermiyor. Hem de hiç keyif vermiyor. Bu işin bir tarafı ama Abdullah Avcı başarılı mı? Başarılı. İşte puan ortalaması ortada. Trabzonspor'u aldığı yer, şu anda taşıdığı yer ortada. Dolayısıyla
hocaya saygı duymamız gerekiyor. O yüzden ben Abdullah Hoca'ya saygı duyuyorum. Şimdi Abdullah Avcı'nın oynattığı oyunda sistem var, organizasyon var, disiplin var, konsantrasyon var ve strateji var. Bütün bunlar olduğu zaman bir teknik direktörün oyununda bu önemli umdeler olduğu zaman o teknik direktör sonuç alır, alıyor da. Peki Abdullah Avcı'nın oyununda ne yok ki? İşte biz bu eleştirileri yapıyoruz ya da taraftar şikayetçi. Abdullah Avcı'nın oyununda olmayan şey oyun. Yani diyeceksin ki oyunda nasıl oyun olmaz? Biraz tekerleme gibi oldu. Şöyle izah edeyim. Ya oyun demek, yani batılı dil bilimcilere göre şaka demek. Şaka niçin yapılır? Ya insanları güldürmek, eğlendirmek için yapılır. Ya aslında bu oyun da insanları eğlendirmek için yapılan bir gösteri. Şimdi Abdullah Hoca oyunun içerisinden gösteriyi biraz fazlaca çekip alıp... İkisi de aynı pozu vermiş. Evet, yani mesleki bir iş. Kıyafetler de aynı. Evet. Abdullah Avcı'nın oyunu birazcık böyle çok katı bir mesleki iş koluna dönüşmüş. Şimdi Bielsa'nın bir sözü var. Yani fazla makinalaşmış oyun faydasızdır diye. Öyle mi düşünüyorsun lan Avcı için? Ya ona mecbur olduğunu da düşünüyorum. Bak saygı duyduğumu söylüyorum. Ama zaman zaman o oraya gidiyor. İş oraya gittiği zaman ne oluyor biliyor musun? Yani belirli bir özgürlük alanı bırakmadığınız zaman oyuncuya, yani çok fazla onu sistemin labirentlerine hapsettiğiniz zaman işte oradan bahsetmeye çalıştığım oyun, yani neşe çıkmıyor. Ya biraz da neşe katacak şeyler yüklemesi lazım Abdullah Avcı'nın. Ya o özgürlük alanlarını genişletmek lazım. Tribündeki adama karşı sorumluluk hissetmesi lazım. Mesela Ferguson bir efsane, 25-26 yıl mı? Ya bak hep bunun altını çiziyor. Evet. Benim oynattığım oyunda diyor, her zaman diyor şunun sorumluluğunu taşırdım diyor. O adam 100 euro vermiş maç izlemek için gelmiş. Sadece kazanmak yetmez. Saçı aynı şekilde. Benim aldığım en büyük iltifat futbolumun müziğe benzetilmesiydi diyor. İşte zaferler kazandım, kupalar kazandım. Birçok teknik adamdan, büyük teknik adamdan bunları duyarsınız. Ve Abdullah Avcı da Türk futbolunun büyük teknik adamları arasındaki yerini aldı. Hani biz bu şikayetleri, bu idealize edilmiş beklentileri hocaya yöneltirken hocanın imkanlarının da farkındayız. Ama o imkanları elde ettiği zaman da o altını çizmeye çalıştığımız oyunu görebilmeliyiz. Ama bugünün konuşulacak konusu belki bu değil. Yani bugünün konusu Trabzonspor'un Galatasaray karşısında ne yapacağı. Şimdi iki takım var. Bir tanesinin hedefi şampiyonluk, bir tanesinin hedefi üçüncülük. Yani Trabzonspor'un hedefi şu anda bulunduğu yeri korumak. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Eğer Trabzonspor bugün Galatasaray karşısında iyi bir oyunla, tribünlerin işte heyecanına hitap eden bir oyunla puan alır ve galip gelirse gerçekten çok güzel bir iş yapmış olur. Onun ötesinde Trabzonspor bunu yapamadan ama iyi bir stratejiyle Galatasaray'ı tutarak iyi çıkışlarla, iyi geçiş oyunlarıyla galip gelirse yine çok büyük iş yapmış olur. Ve kötü oyunu veya keyif veren oyunu kimse konuşmaz. Ama ben şunu söyleyeyim, Galatasaray'ı yenmek için biraz da coşkulu oynamak zorundasınız. Bazen önde basmak zorundasınız. Evinizde bile. Galatasaray'ın üzerinde performans göstermek, Galatasaray'dan daha çok koşmak, Galatasaray'dan daha çok istemek zorundasınız. Hoca bunları biliyor. Çünkü karşınızda sizden daha iyi bir takım var kalite anlamında. Evet. Ve karşınızda da taktik anlamında olsun, işin psikolojisini yönetme anlamında olsun bence yeterli ve hatta iyi bir rakip var. Yani Okan Buruk. Ben Okan Buruk'a ligin en iyi istiyorum. Çok net yani. Yaşından bağımsız bu arada artık Okan Hoca'ya tecrübeli. 53-50 yaşında. Artık yani Akhisar'da yaptıkları, Rize, yani üstüne işte Başakşehir şampiyonluğa taşıması ki o takım öyle de böyle 4 sene kıyısından döndü şampiyonluğun. Okan Hoca'yla ki o sezonun şöyle bir de detayı verelim. Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yaklaşmışlar. Galiba çeyrek finalde yapmış olabilir. Kopenhag'a yenilip yani o serüveni de sezonun ikinci yarısını atabilmişti. Galatasaray'da şu an bakarsak hem Avrupa oynadı. Hatta son maç onu ifade etti Melike Hoca. Kupa maçında Şampiyonlar Ligi oynayıp biz
iki maratonu götürdük dedi. Bir de Abdullah Hoca'dan en net farkı daha hücum odaklı. Hep aksiyonları ve her büyük maça özel büyük maç planı olması. Ve bu transfer dönemi ne kadar eleştirdiysek de Davinson Sanchez dışında Okan Hoca hep takım için çözümler bulmasını bildi. Kaan Ayhan gibi, Barış Alper gibi, hatta ben son dönemde artık Kerem Demirbay'ı da o listeye ekliyorum. Oyuncu da kazanıyor. Oyuncu kazanan bir teknik adam. İstatistiklere de yansıyor. Güzel maç olacak. Tekrarlayayım, beraberlik ihtimali var. Ama bir taraf kazanacaksa ben o tarafın Galatasaray olacağını düşünüyorum. Peki şimdilik böyle virgülümüzü koyalım. Trabzonspor Galatasaray maçını uzun uzun konuşuruz nasılsa. Mücadele yarın. Bugünün maçına ve maçlarına geçelim istiyorum. Fendikspor Beşiktaş karşılaşması var. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörlü 3. maçı olacak. Maçın notlarına haberimizde bir bakalım. Evet, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Pendikspor da işte Thiam'ı kadrosuna kattı, Umut'u kadrosuna kattı. Ligde kalmak istediğiniz sinyalleridir bunlar. O artık düşme hattından uzaklaşmak istiyor, çıkmak istiyor Pendikspor. Seninle başlayacağım Mehmet Özcan. Şimdi kadroyla ilgili değerlendirmelere Pendikspor'dan başlayalım istersen. 2 sene önce küme düşen Rizespor'a benzetiyorum. Yani bir düşme kalma mücadelesi veren bir takım için fazlasıyla etkili oyunculara sahip ama takım olmak önemli burada. İşte sen demin ifade ettin Melike. Thiam ve Umut Nayır geldi. Halihazırda o takımda zaten Erencan gibi genç bir potansiyel vardı. Micho, Endri Çekici, Arjantinli 10 numara sezonun başındaki Beşiktaş deplasmanında fark yaratan isim olmuştu Romero. Çok oyuncusu var ama takım olmayı beceremedi Pendikspor ve de ön tarafa yaptığı yatırımların benzerini savunma hattı ve kaleye yapamadı. Yerli bir kaleciyle oynuyordu benim takip edebildiğim kadarıyla. Geçen sezon Kasımpaşa'daydı Erdem. Yine Sabek'te de Erdem, evet, hatırlıyorum. O da 39-38 yaşına gelmiş olabilir. Stoper Wellington'u Beşiktaş'tan hatırlıyoruz. Yani ön tarafa yaptığı yatırımı savunmaya yapıp daha dengeli bir kadro kursaydı daha net konuşabilirdik. Ben bu kadar takviyeye rağmen takım olmakta problem yaşadıklarını, ara ara sürpriz sonuçlar alabilirler. İşte geçen şey maçını izledim ben bu arada, Antalya ile kupa maçını, ki Antalya'nın en net hedefi kupa olmasına rağmen bayağı zorladı Pendikspor. Evet. 2-1 kazanmıştı Antalya. Tekrarlayayım, hani Anadolu deplasmanlarında sürpriz sonuçlar alabilirler ama ben bugünkü maç Pendik Beşiktaş, Beşiktaş'ın o Serdar Topraktepe ile başlayan Santos'la devam edelim. İşte Zanit'in o stoper oturuyor. Semih Kılıçsoy zaten her maç, son kupa maçı artık dinlendirildi bu maç düşünülerek. Evet, evet. Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Takım peki, olamadı bence Pendik. Peki Hayri Beşer ne düşünüyor? Ya bence de keyifli maç olur. Çünkü Pendik Spor'un kadrosuna ben de göz attığım zaman... Halil Akbunar'ı saymadım. Evet. O da evet, iyi oyuncudur. Halil, Umut son attığı golle böyle hakikaten hafızalarımıza bir güzel gol estantanesi, evet, eklemiş oldu. Onun ötesinde Micho, Thiam'ı söylediniz. Savunmada da Alparslan, evet, yani benim hani umutlu olduğum oyunculardan bir tanesi. Çok bir şey Galatasaray ama ortalardan kayboldu. İşte Pendik'te görüyoruz şimdi. Söylediğin gibi yani kozmopolit takım olmak başka bir şey. Gerçekten takım olmak başka bir şey. İşte Pendikspor belki o gelgitleri yaşayan bir ekip. Ama Beşiktaş karşısında puan alabilirlerse kendileri açısından başarılı olur. Ama bunu başarabilecek hani şeye de sahip, yani o sürprizi ortaya koyabilecek şeyi de var Pendikspor'un. Potansiyeli de var diye düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş sanki işte... Yani o teknik direktörleri öğüttükten sonra en son Rıza, Serdar Hoca ile birlikte hani bir olgunlaşma süreci yaşıyor. Yani burada Semih gibi muhteşem bir aktörü de devreye alarak Türk futboluna çok güzel bir armağan sundu. O yüzden tebrik ediyoruz yani emeği geçenleri, başta Serdar Hoca olmak üzere kim varsa emeği geçenlere. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosuna baktığım zaman ben hep yine Beşiktaş'ı savunma hattı itibariyle problemli gördüm. Şimdi burada Tayyip ile Bahtiyar ikilisi hani mevcut şartlar itibariyle olabilecek ikili ama Beşiktaş'ın hani ben işte Umut belki bu karşılaşmada sol bek olarak yazılmış ama evet, sol bekinin muhtemelimizi öyle gördüm. İdeal sol beki olarak görmüyorum Umut'u. Yani zaten milli olmuş bir futbolcu olmasına rağmen orada sıkıntı var ama şu anda hani orta saha da hani muhtemeldeki orta saha da bence iyi bir orta saha görüntüsü veriyor. Ama ön tarafı Beşiktaş'ın bence ideal diyebileceğimiz 3 oyuncunun yer aldı. İşte Raşit'sa, ki Galatasaray performansına yükseldiğini hayal edelim.
Bence gayet iyi olur. Semih muhteşem. Cenk de golcüdür yani. Her haliyle golcüdür. Hele de iyi bir takım şartları içerisinde son derece iyi bir golcüdür. Yani Beşiktaş'ı daha olgun şartlarda, kadro olarak daha idealize ettiğim zaman görmek istediğim şartlarda buluyorum şu anda. Dolayısıyla bu Beşiktaş imtinalı yani kontrol futbolu oynatan ama kazanmasını da bilen teknik adamıyla ve yakalamış olduğu yeni ambiyansla Pendik karşısında maçın kesinlikle favorisi. Biraz da Santos'u konuşalım istiyorum sizinle. Şöyle çıktığı maçlardan sonra vücut dili, takım üzerindeki etkisi. Çok erken belki yorum yapmak için ama böyle ilk izlenimleriniz neler hoca ile ilgili? Aslında çok iyi bildiğimiz bir hoca ama hep şu tartışıldı işte uzun zamandır kulüp takımı çalıştırmıyor oluşu tartışıldı. Ne oldu o kimya yakalandı mı sana göre? Ya ben şunu söyleyeyim yani Santos'un gerekse işte o saha kenarındaki görüntüsü, duruşu, gerekse maçtan sonra vermiş olduğu estantaneler, aynı şekilde vücut dili. Her hali bana şunu söylüyor. Ben buradayım ve her şeyin farkındayım. Beşiktaş'ın yaşadığı sıkıntıların farkındayım. Ve ben Beşiktaş için doğru olanım. Yani bunu söyleyen bir vücut dili. Sıkıntılara hakimim. Çözme konusunda ziyadesiyle yeterliyim. Yani çok güzel şeyler, çok doğru şeyler söyleyen hem Babacan, hem Bilge, hem de olaya hakim bir futbol adamı, bir teknik adam görüntüsü veriyor. Yani Beşiktaş'ın belki sorunları dağ gibi duruyor ama o dağ gibi sorunların altından da rahatlıkla kalkabilecek bir teknik adam görüntüsü veriyor. O özgüvenli duruşu sergilemesi bence Beşiktaş'ın camia olarak en fazla ihtiyaç duyduğu şey. Şimdi Beşiktaş'ta belki de hani biz parametrelerini bilmediğimiz birçok sorun yaşanıyor. Minimal düzeyde, evet. Maksimal düzeyde, yönetim bazında, yönetimi etkileyen unsurlar bazında birçok şey var. Fakat o birçok şeyi sanki sıfırlayan birçok şeye paratoner olacak bir isim gibi duruyor Santos. Bu da Beşiktaş için sanki çok hayırlı bir buluşma gibi geliyor bana. Şimdi Beşiktaş için başka neler konuşabiliriz? Furkan Yıldız bizleri bekliyor takımla ilgili son gelişmeleri. Tahmin ediyorum ki Pendikspor Beşiktaş maçı haricinde transferle ilgili de bize böyle son notlarını aktaracaktır Furkan Yıldız. Merhaba. Melike çok teşekkürler. İyi yayınlar. Soğuk, yağmurlu, rüzgarlı ve İstanbul gününden bizler de yayınlar. Selamlar dilerim izleyicilerimize. Trendyol Süper Lig'de 21. hafta mücadelesinde bugün siyah beyazlar Pendikspor'a, Siltaş yapı Pendikspor'a konuk olacak. Notlarımızı aktarma ilk olarak konuk ekip Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş'ta tabii ki çok iyi başlamayan bir sezon. Hem ligde hem Avrupa'da hedeflerinden çok uzak kalan bir siyah beyazlı takım vardı bu sezon. Fakat özellikle son haftalarda teknik direktör Fernando Santos'un göreve gelmesiyle beraber arka arkaya oynadığı 3 resmi maçtan da galibiyetle ayrılmıştı Beşiktaş. Bu son tablo, son form grafiği biraz olsun siyah beyazlı camiada Beşiktaş taraftarında da gelecek adına umut ortamı doğurdu demek yanlış olmaz. Bugün siyah beyazlılar Pendikspor deplasmanından da galibiyetle ayrılarak bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Eyüpspor mücadelesinde hafta içerisinde alınan 4-0'lık bir galibiyet biraz olsun rotasyonunda bir kadro tercihinde bulunmuştu Fernando Santos ama bugün özellikle dün açıklanmıştı Salih Uçan Adale sakatlığı yaşamıştı ve bugünkü Pendikspor mücadelesinin kadrosunda yok. Peki diğer eksikler kimler Beşiktaş'ta? Hemen kadroya geçmek gerekirse Alex Oxlade-Chamberlain ile beraber yine uzun süreli sakatlığı bulunan Amir Hacı Ahmetoviç bugünkü Pendikspor mücadelesinin kadrosunda olmayacaklar. 4 isimse siyah beyazlarda Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için yine Omar Colley, Arthur Masuaku, Daniel Amartin ve Vincent Aboubakar bugün Siltaş yapı Pendikspor mücadelesinin kadrosunda yok. Peki teknik direktör Fernando Santos'un bugün nasıl bir 11 tercih etmesini bekliyoruz? Özellikle orta alanda, orta sahadaki eksik sayısı oldukça fazla. Nasıl bir orta saha kurgusu tercih edecek bugün Fernando Santos? Kalede Mert Günok
Arnavut'u göreceğiz. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Onur Bulut, sol tarafında Umut Meraş ki Fernando Santos göreve geldikten sonra o dokunuşunu gösterdiği, performansını arttırdığı isimlerden birisi Umut Meraş olmuştu. Sezon boyunca çok fazla eleştirilmişti Umut ama son haftalarda dikkat çeken bir performansı var Umut Meraş'ın da. Savunmanın merkezinde sakatlıktan, uzun süren sakatlıktan döndükten sonra takım savunmasında çok önemli etkisi bulunan yine Tayyip Tahlasan için de bugün Bahtiyar Zaynutdinov'la beraber maçı 11'de başlamasını bekliyoruz. Önlerinde az önce ifade etmiştim çok eksik var. Amiral Zahmetovic'in sakatlığı var, Salih Uçan'ın sakatlığı var. Amartya Afrika Uluslar Kupası'nda Alex Oxlade-Chamberlain yine sakatlığı bulunuyor. Orta sahada çok eksiği var Beşiktaş'ın. Bugün nasıl bir üçlü orta saha kurgusu bekliyoruz? Salih'in yokluğunda Tayfur'a şans vermesini bekliyoruz Fernando Santos'un yanında Demir'e Getiknas ve önünde ise biraz daha hücuma yakın bir noktada bugün Jetson Fernandez'i göreceğiz. Hücumun sağ tarafında Milot Rashica, sol tarafında Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun belki de son haftalardaki yükselen değeri Semih Kılıçsoy'un bugün Pendik Spor deplasmanında yine 11'de sahada olmasını bekliyoruz. En uçta ise bugün kaptanlık pazubandını siyah beyazlarda Cenk Tosun'un takmasını bekliyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi tek bir hedef var Beşiktaş'ta. Son İki lig maçından siyah beyazlar son 3 resmi maçından Eyüpspor maçıyla beraber galibiyetle ayrılmayı başarmıştı. Bugün Pendik deplasmanından da 3 puanla dönerek Beşiktaş tarafı, Beşiktaşlı futbolcular bu sezon ligde ilk kez 3 maç arka arkaya kazanmayı hedefliyor. Geçelim ev sahibi ekip Siltaş Yapı Pendik Spor'a. Son haftalarda çok da işler yolunda gitmiyor Pendik Spor'da. Son 8 lig maçından ev sahibi ekip galibiyet çıkartamadı. Hafta içerisinde de Antalya Spor'a kupada mağlup olmuştu. Bir tek sen Antalya Spor'a öne geçtiği karşılaşmada uzatmalarda 2-1'lik skorla Pendik Spor mağlup olmuştu ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etmişti. Bugün onlar da Beşiktaş karşısında kazanarak bu kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyorlar. Önemli eksikleri var ev sahibi ekipte de. Lusambe ve Eze sakatlıklarından dolayı bugün Beşiktaş'a karşı forma giymelerini beklemiyoruz. Ahmet Hassan da milli takım kampında olduğu için bugün Pendik Spor'da Beşiktaş maçında görev alamayacak olan diğer önemli isim. Peki ev sahibi ekibin nasıl bir 11'le sahaya çıkmasını bekliyoruz? Kalede Erdem'i göreceğiz. Dörtlü savunmanın sağ tarafında Serkan, sol tarafında Emre Taşdemir. Savunmanın göbeğinde, merkezinde Berkay'la beraber Alparslan'ı bekliyoruz. Orta alanda ise Micho, İbrahim ikilisi. Hücumun sağ tarafında eski bir Beşiktaşlı Diaby, sol tarafında Halil. Merkezde çekici Venüs'te ise Erencan yardımcı 11 ile bugün Ivo Vieira'nın da Beşiktaş karşısında sahada olmasını bekliyoruz. Çok kısa transfere değinmek gerekirse Melike, senin de ifade ettiğin gibi Beşiktaş'ta tabii ki bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlarda şu an için mevcut yabancı kontenjanında Beşiktaş'ın 12 yabancı ismi var. 2 yabancı transferi şu anki tabloda hakkı, transfer hakkı var siyah beyazların. 3 isimle yollar ayrılmıştı. Erik Bayi ile Gino Onana ile ve Valentin Rozier ile yollar ayırmıştı Beşiktaş kulübü. Amiral Zahmetovic ve Alex Oxlade-Chamberlain konusunda da taraflarla görüşmeler devam ediyor. İki ismin de çok uzun süreli sakatlıkları var. Beşiktaşlı yetkililer hem Chamberlain hem de Amiral Zahmetovic'in sözleşmelerini dondurarak aslında orada kontenjanda ek hak elde etmeyi hedefliyorlar. Şu an için hem İngiliz futbolcu hem de Bostalı futbolcuyla görüşmelerin devam ettiğini söyleyelim. İlerleyen günlerde bu konuda hem Chamberlain hem de Hacı Ahmetovic'in sözleşmelerinin askıya alınması, dondurulması konusunda daha somut gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Peki bu iki yabancı kontenjanı, iki yabancı hak Beşiktaş'ta hangi bölgeler için hedefleniyor? Beşiktaş'ta şu an için Fernando Santos'un da kulübe verdiği raporda öncelikli iki bölge Beşiktaş kulübünde hem savunmanın merkezi stoper hem de 6 numara dediğimiz ön libero mevkisi. Özellikle Fernando Santos'un ilk geldiği gün imza gününde de altını çizdiği bir nokta vardı. Oyun planında 6 numaranın ön libero'nun çok önemli olduğunu ifade etmişti. Amiral Zahmetovic'in sağlıklı olduğu bir ortamda zaten Beşiktaş bir 6 numara transferi yapmayı zaten planlıyordu. Amir'in sakatlığından sonra transfer planlamasında da biraz değişiklikler olmasını bekliyoruz. Şu an için ilk etapta Beşiktaş bir stoper ve bir 6 numara transferi yapmayı planlıyor. 6 numara transferi konusunda da isim verelim. Daha önce yine Aspor ekranlarında zaten haberlerimizde Beşiktaş'ta taraftarlarla paylaşmıştık. Şu an için 1 numaralı hedef Beşiktaş'ta William Carvalho.
Fernando Santos'un da Melike çok yakından tanıdığı bir isim. Portekiz milli takımında beraber çalıştığı bir isim William Carvalho. La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyiyor oyuncunun. 2026 yılına kadar Real Betis'te sözleşmesi bulunuyor. Biraz yüksek maaşı sebebiyle şu an İspanyol kulübü William Carvalho'yu aslında elden çıkarmak istiyor demek de yanlış olmaz. İki taraf arasında Beşiktaş kulübü ve Real Betis arasında görüşmelerin devam ettiğini ifade edelim. İlerleyen günlerde William Carvalho konusunda da daha somut, daha net ifadeler kullanabiliyor olacağız. Şu an orta saha transferi için Beşiktaş'ta 6 numara mevkisi için 1 numaralı transfer hedefi William Carvalho. Stoper mevkisinde tabii alternatifli bir liste var Beşiktaş kulübünde ama orada da stoper mevkisi için de listenin 1 numarasına Newcastle United forması giyen Cemal Lascelles'in ismini yazmak yanlış olmaz. Beşiktaş kulübü Lascelles konusunda ısrarcı, sezon başında da gündeme gelmiştir Lascelles, fakat şu an için çok daha somut bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın Lascelles transferi konusunda da biz gün boyu yine Pendik Stadyumundan Siltaş Yapı Pendik Spor Beşiktaş maçı için tüm gelişmeleri bu ekranlarda aktarmaya devam edeceğiz deyip ben eğer sorun yoksa sözü tekrardan sana bırakayım Melike. Hem maç raporu hem ayrıntılı bir transfer raporu verdin bize Furkan Yıldız. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Furkan'ın söyledikleri ışığında biz de konuşmaya devam edelim. Transferle başlayalım isterseniz. Biraz maçla ilgili değerlendirmeler yaptık çünkü. Evet, Amir'in sakatlığı tabii ki etkiledi. Zaten stoper transferi kaçınılmazdı Beşiktaş'ta ama şimdi bir de 6 numara ve çok da tanıdık bir isim. Mehmet Hocam, seninle başlayacağım. Carvalho'dan bahsetti Furkan Yıldız. Bir buçuk sene önce Galatasaray'ın gündemindeydi. O dönem Jesus da Fenerbahçe istiyordu aslında. Hem Galatasaray hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş. Garanti bir isim. Risksiz oynayan bir oyuncu. Bir de elinizdeki diğer orta sahalardan daha farklı bir profil. Bakarsak Jetson, Salih, Amir birbirine benzeyen bir üçlü deriz. William Carvalho da net şekilde hani 4-1-4-1'li bir düzen de olabilir. Hoca iki önlü beraber oynayabilirim dedi. 2-6 dedi mesela. Daha net bir 6 numara Carvalho. Kariyeri ortada. Bir de Santos gibi bir isim getiriyorsanız onun istediği transferleri de getireceksiniz. Biraz Fatih Hoca'nın Panathinaikos'a gidişi gibi. Panathinaikos kötü gitmiyordu zaten ama Fatih Hoca ile birlikte daha iddialı olmak istediler. Ki iyi gidiyorlar. En son Olympiakos'u seyrediler. Santos da benzer profili bakarsak kariyer açısından Fatih Hoca gibi önemli bir kariyeri var. Sonuçta Portekiz'i, Avrupa şampiyonluğu. Evet, kulüp takımı çalıştırılması bir handikap ama çalıştırdığı kulüp takımlarının da son dönem Yunanistan olması bence o önemli. Buradaki kültüre çok yabancı olmaması ki basın toplantısında ifade etti Melike. Eşiyle birlikte çok İstanbul'a tatile geldiğini ifade etmişti. O kredisi vardı. Sonuçta hani geçici dönem Burak Yılmaz olmadı, Rıza Çalınbayır olmadı. Olması gereken daha net bir teknik adam profiliydi. Tabi burada bir tebrik de bence Serdar Topraktepe'ye. Çünkü altyapıyı hazırladı, öyle söyleyelim. Yani Zanettin Oğuz stoper performansı, Semih, Rebic ve Muleka, hatta Cenk Tosun yerine 11'e tercih edilmesi. Sonuçta bir oyuncu bir oyuncudur. Yani bana çok Kerem Aktürkoğlu hikayesi çıkartacak gibi geliyor. Semih, o da çok skor yapan bir oyuncu. Hani Kerem'le aynı stil değil. Daha böyle Agüero profili diyoruz ama önü çok açık. Cenk Tosun iyi başlamamıştı sezon. Onun tabii nedenleri var. Geçen sezonu sakat tamamladı. Kamp görmedi. Ritim bulamadı bir türlü. Cenk'in de toparlanma sinyallerini görüyorum. Bu da önemli çünkü Abubakar'dan vazgeçmiş Beşiktaş var nihayetinde. Demin Furkan ifade etti. Yani en kötü olasılık zaten hem Amir'in hem de Çamlı'nın lisansları bildirmeyecek TFF'ye. İki yabancı takviyesi zaten yapar Beşiktaş. Ama tabii hani kadronun eksikleri var. İşte örnek verelim, sol bekte Masuaki yokken ama Umut Meraş ama Tayfur oynuyor. Çok Beşiktaş seviyesi diyemem. Yani benim hatta yani Beşiktaş kıyaslamam Dzeko'lar, Icardi'ler üzerinden değil. Galatasaray'ın jokeri Kaan Ayhan, Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi, Beşiktaş'ın jokeri Tayfur. Yani aradaki seviye farkını bence gösteriyor. Kadro olarak Beşiktaş biraz gerisinde ama her şeye rağmen bu kadro Konferans Ligi'nde 4 maç davul atacak bir takım değildi tabii, onu da söyleyelim. Şimdi hem Beşiktaş hem Trabzonspor aynı cümleleri kullanabiliriz. Üçüncülük yarışı ve Türkiye Kupası bu hedef için sonuna kadar zorlayacaklar. Artı oyuncu kazanmaya çalışacaklar önümüzdeki sezon için. Evet, Hayri Beşer, sen Furkan Yıldız'ın verdiği raporlar doğrultusunda hep transferle ilgili konuşalım seninle de. Neler söyleyeceksin? Şimdi Beşiktaş'ın işte kaybettiği önemli oyuncular oldu. Bir defa o kaybettiği oyuncular gibi takviyeler yapabilmesi lazım. Mesela Redmond geçen sezonun
en flaş isimlerinden bir tanesiydi. Onun gidişi Beşiktaş için ciddi bir eksiklik oldu. Chamberlain onun yerini doldurabilecek bir oyuncuydu. Orada bir talihsizlik yaşandı maalesef. Ve tabii ki doğal evet. olarak da beklenen performans da çıkmadı ortaya. Savunmada Sice gibi bir stoperin kaybedilmiş olması çok temel eksiklik. Yani çok net oyuncular bunlar. Onun ötesinde bir de Beşiktaş'ın zaten hani o ideal Beşiktaş kadrosunda bulunmasını yadırgadığım oyunculardan da arınması lazım. Hani isim de verdik az önce, tekrar vermeyeyim. Yani Beşiktaş seviyesi diye bir seviye olmalı ve o seviyenin altındaki oyuncuların hani Beşiktaş kadrosunda olmaması gerektiği kanaatindeyim. Yani kulübeden de içeriği beslerken o kaliteyi yaşatmak durumundasınız. Burada bir defa stoper takviyesi kesin şart. Aynı şekilde 6 numara takviyesi, bu yani Karvahal olur, başka bir oyuncu olur ama yüksek seviye olması lazım. Yani Karvahal'ı tarif ederken hani söylenen sözler bir taraftan Santos'u da işaret ediyor. Yani Santos gibi bir teknik adam için doğru bir ön libero. Böyle bir takviyenin olması lazım. Belki kafalarda şu soru işareti olacaktır. Şimdi Abubakar gerçekten büyük forvet. Yani çok fonksiyonlu da bir forvet. Biz onun ne kadar problemlerini konuşsak da sıkıntılı dönemlerde gelip sahne alan ve o sıkıntılı takımı performans gösteren takıma dönüştüren bir aktör. Bunu göz ardı edemeyiz. Şimdi onun yokluğunda Cenk gibi benim hakiki golcü olarak tarif ettiğim, çok da beğendiğim bir oyuncuyla mı sadece devam edilir? Bir de Semih gibi bir müthiş bir yetenek, müthiş bir potansiyel yakalamışsınız. Onu da dahil ederek söylüyorum. Yoksa artı bir forvet daha mı gerekir Beşiktaş'a? O sorunun cevabı da... Semih'le de artık Avrupa kulüpleri ilgileniyor, onu da söyleyelim. Ya ilgilenirler tabii ki. Yani Semih'le de yanılmıyorsam bir kontrat yapıldı evet. ya da yapılacak. İlk yani. Hamle oydu. Hemen o hamle yaptı Samet Aybaba, evet. O zaten yapılması gereken bir oyuncu ki işte Kerem benzetmesi yaptı Mehmet. Bence fazlasıyla yapılabilecek bir örnekleme. Ya Kerem şöyle, Kerem ilk oynadığı zamanlar Hayri abi bu çocuk Galatasaray ilk 11'ine girer. Milli takım oyuncusu olur. Yani yıldız olur diyorduk. Benzeri işte Arda Turan için gördüğümüzde Semih'te de o net potansiyel var. Ben geçici şunu söyleyeyim. Değil. Daha üstüne koyacak. Üstüne koyacak. Semih bence hani tipik bir santfordan ziyade kanat forveti olarak bence de tarif edilebilecek bir forvet oyuncu. Ama gol katkısı yani Kerem'in çok üzerine çıkacaktır bence gol becerisi olarak. Gol şeyi istatistiği çok yüksek olacağını düşündüğüm bir oyuncu Semih. O potansiyel var. İki ayağını kullanması, gücü, yetenekleri artı soğuk kanlılığı, şütörlüğü çok çok meziyetleri olan bir oyuncu. İnşallah inşallah nazar etmemiş oluruz. Yani Beşiktaş onunla birlikte hani bazen golcünüzden istediğinizi alamazsınız. Ama elinizde Semih gibi bir oyuncu olunca bunu şey yapabilirsiniz. Bunu tolere edebilirsiniz. Yani ikili bir forvet olarak da düşünebilirsiniz. Belki bazen zaten ön tarafa atacak, işte Agüero gibi kullanılacak. Yani buna da müsait bir oyuncu. Hani Beşiktaş'ın hani burada transfer yapması gerekiyor. Pozisyonları da söylemeye çalıştım. Hani çok çok oyuncu doldurmak yerine işte o belirli pozisyonlara nokta transferleri yaparak, net transferleri yaparak bu işi götürmeye çalışması Beşiktaş açısından çok faydalı olur. O gün burada birkaç programda değindi. Ben de aynı görüşteyim. Yani geçtiğimiz sezonki Beşiktaş'tan ayrılan oyuncu sayısı 2, Sice'la Redmond. Onun ötesinde mevcut oyuncu topluluğu yine Beşiktaş'ta var. Ama bu sezonki Beşiktaş'la geçtiğimiz sezon Şenol Güneş'in devralıp taşıdığı ve yukarılara götürdüğü, hatta ikinciliği son anda kaptırdığı o Beşiktaş arasında çok fark var. İşin bu tarafını kavramadıktan sonra, yani asıl transferin içeriği rehabilite etmek olduğunu, oyuncular... yaşadığı iklimi değiştirmek, güzelleştirmek olduğunu kavrayamadıktan ve asıl neşteri oraya vuramadıktan sonra ne kadar takviye yaparsanız yapın, yaptığınız takviyelerle sadece ve sadece sorunu büyütmüş olursunuz.
Peki şimdi toparlayalım, bir Fenerbahçe'ye de geçelim istiyorum. Hem haftayı da konuşuruz, haftanın diğer maçlarını da konuşuruz. Fenerbahçe'nin tabii lider takımın şu andaki istatistiklerini de bir konuşalım. 33 resmi maçta 97 gol ve artık dünyadaki, sadece Türkiye'de, Süper Lig'de değil, takımlarla yarışıyor. Bir bakalım o istatistikleri, sonra konuşalım. Evet, şimdi hatırlıyor musun Mehmet Özcan, seninle başlayacağım. Konuşuyorduk, Galatasaray gizli lider diyordun. Düşüncen devam ediyor mu şu anda? Hayır. Durumlar, dengeler değişti mi? Fenerbahçe'nin yaptığı transferleri de konuşarak tabii ki bunu bir yeniden masaya yatıralım. İki takım tekrar puan puan olursa gizli lider Galatasaray derim. Fenerbahçe'nin averajı daha iyi olsa da, ama şu an Fenerbahçe 2 puan öne geçti. Yani Galatasaray Sivas'ta o krediyi kaybetti ve ister istemez yani 5 puan geride Kayseri maçına çıkmakla iç sahada, yani yarınki olası senaryoyu söylüyorum. Fenerbahçe, Samsunspor'u yeniden de Galatasaray. Trabzon deplasmanında 5 puan geride çıkacak. Bu ciddi bir handikap Galatasaray'ın da motivasyon açısından da. O gerilimi yönetebilmek şu an tabii ki Fenerbahçe avantajlı pozisyona geçti ki iki takım arasında çok kopma olacağını düşünmüyorum ben. Zaten böyle bir yarış söz konusu. O yüzden her puan kaybı çok kritik oluyor. Fenerbahçe'yi Galatasaray'dan ayıran, Galatasaray biraz daha işte Sivas deplasmanı hakem hatası olsa da galip gelebilirdi. Yine Hatay son dönemde tek galibiyetini Galatasaray'dan aldı 10-11 maçlık periyotta. Biraz daha sürpriz puan kayıpları yaptı diyebiliriz. Fenerbahçe'nin puan kayıpları Trabzon, Adana Demir, Galatasaray maçları gibi görece olarak zor maçlardı. Yarınki mücadelede Kadıköy'de net şekilde Fenerbahçe'nin favori olduğu bir maç. Artı Samsunspor'un da eksikleri var. Haftayı çoğu eksik oyuncu grubuyla kupada tur atlasa da tabii önceliği Samsun'un ligde kalmak, bunu biliyoruz ama artık ben bu saatten sonra Galatasaray'la Fenerbahçe'yi aynı düzlemde değerlendiriyorum. Yani iç sahadaki çoğu maçını kazanacaktır bu iki takımda. Farklı kazanıyor Fenerbahçe. Bu önemli çünkü 1-0 sonrası 2'yi bulmakta zorlanmıyor. Haberde de ifade edildi ki İstanbul, Konya ve Adana Spor'a karşı alınmış farklı galibiyetler. Ek verelim, bu üç takımda teknik adam değişikliği yaşandı. Yani Fenerbahçe maçları yıpratıyor rakipleri, bunu görüyoruz. Demin haberde zaten ifade edildi. Dzeko, Szymański, İrfan Can üçlüsü skor yükünü çekiyor. Tadiç'i de atalım için içine penaltılarla, ama kulübeden siz Cengiz'i attığınızda, Batu Şahay'ı attığınızda da, Batu Şahay dediğimiz oyuncu Kayseri'ye 3, en son kupada 4 gol sanırım. Yani çok gol yapan bir oyuncu. Cengiz keza aynısını söyleyebiliriz. İstanbul Spor'a attığı goller. Kulübeden de katkı alıyor. Bir de üstüne bu ara transfer dönüyor. Fenerbahçe 11 olan iyi oyuncu sayısını işte Bonucci ile Krunic ile 13-14'lere çıkarttı. Çünkü sezonun ilk yarısı Fenerbahçe nasıl takılmıştı? Fred yoktu, Ciku yoktu. O yapı Trabzon'dan Adana maçlarında işlemedi. Öyle puan kayıpları gelmişti. Bu sefer o anlamda daha da hani rotasyonu genişletici hamleler diyebiliriz. Şu an her şey iyi gidiyor Fenerbahçe'de. Bu net gözüküyor zaten. Oyun iştahına da yansıyor. Hayri Beşer. Şimdi Trabzonspor mağlubiyetinden sonra bir duraklama dönemi olabilirdi Fenerbahçe'de. Çünkü çok hızlı giden bir takım vardı. Orada bir yenilgi geldi. Hani Fenerbahçe'nin sezon başında fazla yüklemeyle iyi form tuttuğu ve bir düşüş süreci yaşayabileceği yönünde açıkçası bir tahminim de söz konusuydu. Ama o süreci Fenerbahçe çok kısa sürede atlatabildi. O işte geniş kadronun burada rolü var. Onun ötesinde Fenerbahçe hakikaten çok çok iyi bir oyuncu topluluğuna sahip. Bunun altını çizmemiz lazım. Hani hem güçlü bir oyunları var, hem coşkulu bir oyunları var, hem de efektif bir oyunları var. Yani sonuçta alıyorlar, oyunu skor destekliyor. Yani Fenerbahçe'yi seyrederken işte Fenerbahçe bu maçı kazandı ama sonraki haftalarda ne olur duygusunu vermiyor ya da korkusunu vermiyor camiasına. Bu çok önemli. İşte bunun sebebi de sahip olduğu oyuncu grubu, ki iki önemli takviyede bulundu Fenerbahçe. Mehmet altını çizdi. Bonucci ve Krunic. Bunlar da net oyuncular. Ben bir lider daha kazandığını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Savunmada Bonucci bundan sonra ilk 11 oyuncusu olacaktır diye düşünüyorum ki orada da inanılmaz bir zenginlik ve kaliteye dayalı bir rotasyon söz konusu olabilir stoperler arasında. Diğer sağlık problemlerini atlattıktan sonra diğer stoperlerin. Zaten diğer pozisyonlar çok iyi. Yani Fred var, Krunic yanına geldi.
Bu ikiliyi bundan sonra birlikte görebiliriz. Belki İsmail rotasyona girecek, onun adına üzücü olsa bile Fenerbahçe böyle bir zenginliğe sahip. Şimdi ön tarafına bakınca Fenerbahçe'nin işte haberde de geçtiği gibi Dzeko, yani attığı gol 20'nin üzerinde total. Gol asist 25 yapmıştır. 25, 20 gol 5 asiste çıkmış. İşte Tadiç penaltılarla da olsa çok yüksek. İrfan Can kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor. Şimanski bence hani konuştuğumuzdan çok daha katkısı fazla olan bir oyuncu. Yani şu mesela maçın ilk 11'inde yer alan ve yer almayan birkaç oyuncuyu koyduğunuz zaman Fenerbahçe zenginliğinin fotoğrafı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Samsunspor verdiği mücadele ortada olan bir takım. Yani eksikleri var ama olmasa dahi hani normal şartlarda gelip buradan hani puanla dönmesi çok çok olabilecek bir şey gibi gelmiyor. Önemli bir sürpriz olarak haftaya adını yazdırırlar. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Onun ötesinde Galatasaray Trabzon'da puan kaybederse, hele de mağlup olursa şampiyonluk yarışında burada Fenerbahçe elde edeceği puan farkı ve psikolojik üstünlükle birlikte bu işi göstermesi Fenerbahçe'nin zor olmaz diye düşünürüm. Eğer bu hafta senaryo bu şekilde ortaya çıkarsa, aksi takdirde yine yarış devam edecektir. Ama şu anda ben Fenerbahçe'yi az da olsa önde görüyorum. Her zaman altını çizdim. Bir 11 yapsam Galatasaray 11'i, Fenerbahçe 11'i. Ben hep Galatasaray 11'inin bir adım önde olduğunu düşündüm. Bu düşüncemden vazgeçmiş değilim ama Fenerbahçe'nin bu iki takviyeyle aslında epey de bir dengelediğini görebiliyoruz. Ama sanki Fenerbahçe hani lige yönelik isteğiyle, motivasyonuyla, kaybetmediği istikrarlı performansıyla bu sezon o şampiyonluğu daha çok isteyen taraf görüntüsünü şu ana kadar fazlasıyla verdi diyebiliriz. Evet, daha da hani çalışmaları işte şu an hala Çağlar Soyuncu sesleri geliyor. Hiçbir konuyu da şansa bırakmamaya çalışan bir Fenerbahçe yönetimi var. Hani bu kadar iyi giderken işte o transfer yapılmadı, bu sebeple olmadı. Bu transfer gelseydi ne olurdu? O soru işaretini ortadan kaldırmak istiyor anladığım kadarıyla Başkan Ali Koç. 5 senedir transferde iyi oyuncu satışları yapılsa da iş oyuncu alımına geldiğinde Fenerbahçe'nin çok başarılı olduğunu söylemesi. Geçen sezon Jesus'un inisiyatifiyle alınan transferlerin çoğu hatalıydı. Bedeli de kaçan şampiyonlukla oldu Fenerbahçe adına. Bu sezon tam aksine BK dışında hep şampiyonluğa oynayan takımlarda oynamış oyuncuları kadrosuna kattı. O da çok önemli. Yani Şimanski'nin oyun ezberi, Feyenoord, Dinamo, Moskova hep hani üst seviye takım liginde yerellik özelini düşünelim. Tadiç, Ajax, Dzeko, Inter, Roma, City bunları görüyoruz. Doğal olarak transferdeki başarı oyuna da yansıdı. Son Gaziantep maçını muhakkak izlemişsindir Ayrı abi. 0-0 iken bile Fenerbahçe'nin gol atacağını hissediyorduk ekran başında. Evet. Onu söyleyeyim, o baskı hissettirdiğinden zaten oyuna da İrfan Can girdi. Kulübeden de maç çözebiliyor. Bu da çok önemli Melike. Onun dışı zaten kazandığı maçları farklı kazanıyor. Yani 1-0, 2-0 yapmakta zorlanmıyor. Galatasaray'da tam tersi. Biraz o Icardi'nin sakatlığı ister istemez oyun ritmini, oyun gücünü etkiledi Galatasaray'ın. Evet, Lincoln Henrique'yi de kazandı diyebiliriz. Bu nasıl bir goldü öyle? Evet, gerçekten. Ya. Büyük özgüven kazandıracak bir şey. Böyle zor bir dönemden geçen oyuncuya sakatlık. Yani çok talihsiz oldu çünkü onun için de. İhtiyaç oluyor. Kullanabileceği bir oyuncu. Mesela hani Fenerbahçe'nin oyununa hani tali liderler vardır. Yani ikincil plandaki liderlik yapacak oyuncu rolünde görüyorum ben onu. Hatta sol bek de oynatıldı geçen sezon. Sol bek de oyun kurucu zaten. Oynatabilir yani. Hani sizin bekleriniz de oyun kurabiliyorsa, hani şey tabirle registalık yapabiliyorsa bu zaten büyük zenginlik. Öyle bakmak lazım Lincoln Henrique'ye de, ama onun ötesinde yani Fenerbahçe 11'inin daimi oyuncusu olabileceğini düşünmüyorum mevcut gidişatta. Bir de şunun altını çizeyim. Şimdi yapılan bu takviyelerin hangi pozisyona yapıldığı da önemli. Mesela ön tarafa takviye yapılsa, yani forvet hattına, işte buna kanat forvetleri de dahil ederek söylüyorum. Bu bir korku meydana getirebilir. Bazen takviye getirdiğiniz oyuncu çok iyi olabilir ama oradaki ambiyansı bozar. Ama forvet ve işte orta saha hattına yapılan takviyeler, orada da görünen bariz ihtiyaçtan kaynaklı takviyeler olduğu için aynı sıkıntıyı yaşatmayacağı kanaatindeyim. Ve gelen oyuncularda liderlik özelliği taşıyan oyuncular, özellikle Bonucci'nin Fenerbahçe savunması için bence çok
katkısı olacak bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Peki şimdi yavaş yavaş toparlayalım. Son iki dakikamız. Şöyle bir bakıyorum. 0-0 şu an Kasımpaşa Hatay Spor mücadelesi. Saat 16'da Alanya Spor Çaykur Rizespor maçı ve Fatih Karagümrük Başakşehir mücadelesi var. 19'da Adana Demirspor MHK Ankara Gücü ve az önce de değerlendirdiğimiz karşılaşma zaten Pendik Spor Beşiktaş maçı var. Nasıl bir gün olur? Neler bekliyorsunuz maçlardan? Hatay Spor geçen hafta kazanmaya yaklaşmış 90'da yediği golle galip gelemedi. Son galibiyeti Galatasaray maçı. Hatay'ın küme düşme hattına gidiyor. Zaten Volkan Demel de bunu ifade etti. Bu tarz bir deplasman galibiyetine bence ihtiyacı var. Maçta onu biliyoruz. Kasımpaşa toparlandı. Onu söylemişti. Beşiktaş'a karşı deplasmanda iyi bir galibiyet çıkartmışlardı yine Sami Yurlu. Hep bilindik teknik adamlarla giden bir takım hüviyetinde zaten. Artık hani ligde öyle çok şöyle olur. Afrika Kupası gerçeği de var Melike. Evet. Anadolu takımlarını gönderdiği oyuncular da oluyor. Böyle çok net konuşamıyorum açıkçası. Başakşehir bir ara düşme hattına bayağı yaklaşmıştı. Aldıkları galibiyetler onları tekrardan rahatlattı. Ama 4 takım küme düşecek. Aday sayısı çok yani kafamda. Çok aday var evet. 8-9 takım var. Çok hızlı senden de alayım. Hayır Beşir önünde maçlar var. Kasımpaşa Hatay'la ilgili yani Mehmet'in söylediklerine ilave edilecek bir durum görmüyorum. Ama Hatay'ı burada görmek üzücü. Sezon başındaki performansı lige renk katan bir performanstı. Fatih Karagümrük Başakşehir ile ilgili şöyle düşünüyorum. Karabük için çok anlam ifade eden bir karşılaşma. Şu anda galiba düşme hattındalar. Oradan çıkıp yani daha yukarıya evrilebilecek bir kadro potansiyeli var Fatih Karagümrük'ün ama toparlanmış bir Başakşehir'le oynayacak. Onu da dikkate alalım. Hani çok böyle renkli bir maç olmayabilir beklediğimiz gibi. Alanya Spor, Çaykur Rizespor maçını da yani o gelgit yaşıyor takımlar. Şu anda Çaykur Rizespor'un başındaki hocayı biliyoruz da Sergen Hoca ile birlikte belki başka bir Alanya Spor izlemeye başlarız yavaş yavaş. Peki noktalıyoruz, veda edeceğiz. İzleyicilerimize teşekkür edelim. Spor Ajansı'nda bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.